İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin eğitim öğretime hazır olduğunu belirtti. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim burada olduğunuz için. Biz daha önce Haziran ayında da belirttiğimiz gibi üniversitemizi 2 Ekim tarihinde eğitim öğretime başlayacağını belirtmiştik. Haber ekibimize detaylı açıklamada bulunan Teknik Üniversitesi Rektörü Tolga Depçi, daha önce ilanını yaptığımız 2 Ekim tarihinde eğitime başlayacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm ilgili birimleriyle beraber öğrencilerimizin barınma problemi önceliğimizdi. Depçi, yüz yüze eğitim görecek olan öğrencilerimizin barınma yerini tamamladık. Bazı birimler ise online eğitim görecekler, bu konuda sorun yok dedi. Erkek öğrencimizi kalacağı şekilde bir olay ortaya çıkınca, tam basın sayı belirlenince, buna bağlı olarak da üniversitemizin online ve yüz yüze eğitim kapsamlı çalışmamızı yaptık, hazırlığımızda bulunduk. 2 Ekim tarihinde belli bölümlerimiz online, belli bölümlerimiz yüz yüze olacak şekilde kararlarımızı da aldık. Bu konuda başta da belirttiğim gibi önceliğimiz öğrencilerimizin barınma sorununu yaşamaması kapsamındaydı. Diğer konu, mesela Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizde bilgisayar mühendisliğimiz hariç diğer tüm bölümlerimizi çağırdık. Ki bildiğiniz gibi biz teknik üniversite olduğumuz için mühendislik fakültemiz son derece önemli ve bunların da laboratuvar imkanları olması gerekir, ki faydalanması gerekir. Turizm ve İşletme Fakültemizi çağıramadık. Az önce belirttiğim gibi öğrenci kısıtlamalara baktığımızda Barbaros Öğretim Geniş Adalet Fakültemizde özellikle kaptanlarımızın ve hemen akabinde diğer tüm fakültemizin yüz eğitimine hazır duruma getirmiş olduk. Dört yolda bildiğiniz gibi 3 tane meslek okulumuz var. Buradaki eğitim tamamen yüzde olacak. Çünkü orada yurt imkanı ve çevrenin ve ilçenin durumu ve binalarımız düşündüğünde hiçbir sıkıntımız olmayacağı için yaptık. Bir meslek okulumuz var bildiğiniz gibi. İskender meslek okulumuz var. İmyo. Burada da binalarımız ağır hasarlı ve tüm laboratuvarlarımızı şu anda mesela bir tanesini daha yıkımına başladık. Ağır hasarlılar. Bu kapsamda oradaki öğrencilerimizin de bu dönem için online eğitim olması karar verildi. İkinci döneme belki daha da önce özellikle laboratuvarlı imkanlarımızı hazırlamaktayız. Bunları yetiştireceğiz büyük bir ihtimalle de. Onlar için de biliyorsunuz teknik bölüm ve meslek okulları çok son derece önemli. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Bir rektör olarak benim için önemli nokta meslek okulları. Çünkü bir ülkenin geleceği için ve sanayi bölgesini düşündüğümüzde ara eleman çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi ara eleman değil aranan eleman haline getirmemiz gerekiyor bizim. Bu bizim en büyük görevimiz. Bu kapsamda da o öğrencilerimiz için laboratuvarları hazırlayacağız ve sıkılaştırma şekilde tüm onların uygulama eğitimlerinin hepsini vermeyi planlamaktayız. Bildiğiniz gibi biz bu konuda da bir açıklama yapmıştık. Şu andaki verilerimize baktığımızda ön lisans programlarımızın yani 2 yıllık olan tüm programlarımızın hepsinde %100 hatta %100 olan doluluk oranımız bulunmakta. Çünkü tercih eden birincilerde bulunan dolayı tüm 2 yıllıklarımız dolu. 4 yıllık fakültelerimize baktığımızda burada tüm Türkiye'de olduğu gibi 4 tane bölüm hariç ki bunlar yani hepimizin bildiği bölümler. O 4 bölüm hariç diğer tüm fakültelerimizde %100'e yakın doluluk oranımız bulunmakta. Ama en son çıkan biliyorsunuz bir DGS var. Dikey geçiş sınavında da 92 tane kontenjanımız vardı. 92'si gelmiş. Burada şunu belirtmek istiyorum. Biz deprem öncesinde kontenjanlarımızı düşürmedik. Aksine kontenjanlarımızı hepsini arttırdık. Dedik ki öğrenci gelmesi lazım. Öğrenci gelirse bu İskenderun'un deprem sonrasında rehabilite edilmesi ve deprem sonrasındaki yani güncel hayata dönmek amacıyla son derece önemlidir. Bir şehirde üniversite öğrencisinin bulunması, gezmesi hem şehri canlandıracaktır hem sosyoekonomik olarak katkı sağlayacaktır. Bu yüzden kuruluşumuzdan beri en yüksek kontenjanını verdik ki bu da 3500 ve şu anda baktığımızda ön lisanslarımız %10 doluluk oranında, lisans programımızda %96.50'lerde yani %100'e yakın oranda doluyuz ki en son şu anda ek yerleşimler de başladı. Orada şu anda geliyor. Ve ben bu şekilde tarih doluluk oranına üniversitemiz ulaşmış durumda. 15.000'in üzerinde şu anda öğrencimiz üniversitemize kaydedildi.